Evet, son günlerin tartışma konusu biliyorsunuz. Artan sebze ve meyve fiyatları. Buna göre hükümetten bir takım açıklamalar yapılıyor. Daha da tepki çekiyor bu açıklamalar. İşte bazı sebze ve meyvelerin nerelerde satılması gerektiği ya da hangi aylarda tüketilmesine yönelik açıklamalar bunlar. Hepinizin bildiği gibi. İşte son dönemde artış gösteren bu sebze ve meyve fiyatlarındaki artış hizmet sektöründe de olumsuz karşılık buluyor. Malatya'da birçok lokanta bu fiyat artışıyla birlikte mevsim salatasından biber, domates ve soğanı çıkarmak durumunda kaldı. Fiyatlar salatanın tadını kaçırdı. Lokantalar mevsim salatasından biberi ve domatesi çıkardı. Bir marul olmuş 7 liraya. Bu şekilde devam ederse salatayı kaldırırız. Son dönemde özellikle Akdeniz bölgesinde yaşanan doğal afetler nedeniyle seralarda yaşanan hasarlar sonrası sebze meyve fiyatları ciddi oranda arttı. Tüketiciler zaten yüksek olan fiyatların afet sonrası daha da yükseldiğini belirterek artık sebze ve meyve yiyemez duruma geldiklerini söylüyor. Yüksek zamdan etkilenen lokantacı esnafı da artık salataları daha sade yapmaya özen gösteriyor. Domatesin bugün kilosu olmuş 5 lira, 6 lira. Kuru soğanın kilosu olmuş 4 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira. Marul olmuş 5-6 lira. Biberin kilosu olmuş 17-18 lira. Bir yeşil soğanın kilosu olmuş 18 lira. Yani şu anda ben müşterime biraz önce geldi. Müşterime yeşil biber, közde biber istedi, veremedim. Evet, biber, domates ve soğan salatanın olmazsa olmazları ama artan fiyatlar ne yazık ki bu durumu da beraberinde getirdi. Una dönelim. Unda da fiyat artışı yolda sevgili seyirciler. Un fiyatlarının ilerleyen günlerde 3-4 lira yükseltilmek istenmesi fırıncıları da harekete geçirmiş durumda. Herhangi bir neden yokken un fiyatlarına zam istendiğini söylüyor Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve diyor ki biz de ekmeğe zam yapmamak için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ancak şu an için fiyat değişikliği söz konusu değil, ilerleyen günlerde netleşecek. 2018'de yüksek kurun etkisiyle un fiyatlarının %50 ile %55 zamlandığını anımsatan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2018 Haziran'da 78 lira olan un fiyatları Haziran'dan sonra %105 liraya yükselmişti. Yeni zam keyfi gibi görülüyor. Dolar düşmüşken, yeteri kadar buğday üretimi varken fiyatların neden yükseldiğini anlamadık. Sanayici küçük esnaf kadar sabırlı değil demek ki ifadelerini kullandı. Fırıncıların maliyetlerini karşılamakta zorlandığını, masrafsız satış yapabilmek için giderlerini kısmaya çalıştığını anlatan Balcı, un, akaryakıt, elektrik, su, işçilik ve işletme giderlerimiz ortalama %30 yükseldi. Giderlerimizi nasıl düşürürüz diye düşünmeye başladık. En uzak mesafeye ekmek götüren fırıncılara gerekirse çekilin, oradaki fırın versin diyoruz. Çünkü nakliye masrafları da çok arttı. Ya da gün sonunda kalan ekmeğin hesabını iyi yapın diyoruz. Satabileceğin kadar üretmek lazım diyor. İstanbul Fırıncılar Odası'na göre ise yakın zamanda ekmeğe zam yok. Zam üstüne zam, yapılan zamlar beraberinde birçok olumsuz etkiyi de getiriyor. Telefon hattımızda da Sayın Uğur Civelek var. Sayın Civelek iyi akşamlar. İyi akşamlar Lale Hanım. Evet, enflasyon, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı karşısında arka arkaya gelen zamlar var dedik. İğneden ipliğe, işte sebze, meyve, un için zam da yolda. Neler söyleyeceksiniz? Nereye gidiyor Türkiye? Türkiye fiyat istikrarı konusunda kesinlikle iyiye gitmiyor. Bir ciddi bir kriz yaşadığımızı düşünüyorum. Birçok veri bunun sinyallerini içeriyor ama isteyen görüyor, işine gelmeyen görmüyor. Bazı zamlar yapılıyor, sehven diye geri çekiliyor. İş dünyası baskı altında tutuluyor, mali sektörde başta olmak üzere. Şu anda tam bir karambol var, sorunlar ağırlaşmaya devam ediyor. Yerel seçimlere kadar seçmenin beklentisi daha fazla bozulmasın diye yoğun bir çaba var ama sorunlar sahipsiz kalmayı sürdürüyor. Örneğin siz un fiyatlarından biraz önce bahsediyordunuz. İstanbul Ticaret Odası'nın endeksi %1.14 Ocak ayında artmış perakende fiyatlar. Evet. Gıda fiyatlarındaki artış %2.53.
Yine Türk İş'in 4 kişilik ailenin açlık sınırı hesaplarken gıda fiyatlarındaki Ocak ayı artışı 3.48. Hı hı. Anormal artışlar var. Bu rakamları bir kenara koyuyorsunuz. Bir de Merkez Bankası'nın Salı günü açıkladığı enflasyon raporunda yıllık gıda enflasyonunu 13 yılın görüntüsüne bakıyorsunuz. Herhalde beklentileri yönlendirelim diye çaba gösterenler pusulayı sıfırına şaşırdı. Evet. Şimdi Sayın Civelek, az önce biz Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı işsizlik sayısını da paylaştık. 6 ayda 709.681 kişilik bir azalma var işçi sayısında. Yani giderek artıyor tersten bakarsak. Bu daralmanın anlamı şu. Muhtemelen Aralık-Ocak ayı itibariyle %13'ü geçecek TÜİK'in açıkladığı enflasyon. Evet. Bu yıl sonunda da 15'i geçebilir. Bu tablo daralan bir ekonomi, artan bir enflasyon baskısı, yükselen bir işsizlik. Yani ciddi bir başıbozukluk var ve toparlayamıyorlar. Hı hı. Seçim sonrasını nasıl görüyorsunuz Sayın Civelek? Şimdi seçime yönelik bir takım atraksiyonlar geliyor AKP'den ama seçim sonrasını nasıl görüyor? Yani geciktiriyorlar aslında bazı şeyleri. Bu vahim tablonun ne kadar vahim olduğunu halkın anlamasını geciktiriyorlar. Şimdi seçime kadar giden süreçte eldeki imkanlar fazlasıyla kullanılıyor. Seçim sonrasında olanaklar daralmış. Sorunlar da çok ağırlaşmış olduğunda ciddi soru işaretleri var. Endişeler giderek büyüyor. Özellikle üreten kesimlerde. Evet. Bir de gündemde bir konu daha var. IMF ile seçim sonrasına yönelik yapılan bir anlaşmadan söz ediliyor iddia. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu iddia ile ilgili akıl tutulması dedi ama böyle bir iddia olursa neler olabilir? Kısaca onu da alalım lütfen. Şimdi böyle bir iddia derken bu temelsiz bir şey değil. Hı hı. Küresel koşullardaki geçici iyimserlik dalgalarını bir kenara bırakın. Dünyada koşullar genelde kötüye gidiyor. Belirsizlikte artış var. Küresel ekonomi de Türkiye ekonomisi kadar kırılgan. Dış finansman ihtiyacının karşılanamaması, net dış borç ödeyicisi olunması Türkiye'de kaynak sıkıntısını derinleştirir. Bu da ciddi problemleri beraberinde getirir. Kaynak sıkıntısının daha fazla büyümemesi için IMF dışında seçenek yok yorumu yapanlar var. Haklılık payları da yüksek. Konu buradan çıkıyor. Ancak IMF konusu seçmenlerin, kararsızların kanaatini değiştirir endişesiyle paniklemiş bir ekonomi yönetimi var. Evet, evet. Son derece tehlikeli tabii sonuçlarına bakacak olursak sizin de söylediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Civelek. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, tekrar döneceğiz ekonomiye, ekonomik krize daha doğrusu. Halk TV, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun ayrıntılarına ulaştı. Sırada o haber var. Afganistan menşeili uyuşturucunun İran'da tıra yüklendiği ve kıta Avrupa'sındaki sokak satış sistemi için pazarlandığı öğrenildi. Yakalanan eroin 1,5 ton. Uyuşturucu baronunun görevliler eşliğinde uçaktaki görüntüsü de ilk kez Halk TV'de. Polis. Halk TV, Cumhuriyet tarihinin bir defada en çok uyuşturucu ile geçirilen narkotik operasyonunda yakalanan organizatör MZF'nin gözaltına alındıktan sonra Erzurum'a götürüldüğü uçaktaki görüntüsüne ulaştı. Zanlı MZF tıpkı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinde olduğu gibi uçakta gözleri bağlı ve elleri kelepçeli tutuldu. Aşkale yolu üzerinde yol güvenlik uygulaması yapan Erzurum Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir tırdaki aramada yaklaşık 1,5 ton eroin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıktı. Eroin maddesi. Ele geçirilen uyuşturucunun sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan MZF adlı uyuşturucu baronunun Avrupa'da yaşadığı ve uyuşturucu sevkiyatı olacağı dönemlerde İstanbul'a geldiği belirlendi. MZF'nin Hollanda, Almanya, Belçika ve Lüksemburg'da şirketlerinin bulunduğu, ayrıca sözü geçen ülkelerde evlerinin bulunduğu öğrenildi. Organize ettiği suç örgütündeki elemanlara kriptolu cep telefonu verdiği belirlenen MZF'nin uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili bir sorun çıktığını anlamasının ardından Almanya'ya gitmek üzereyken yakalandığı belirtildi. Aynı zamanda tır sürücüsü ve bir kişi daha gözaltına alındı.
Halk TV'nin ulaştığı görüntüde şüpheli MZF'nin gözleri bağlı ve elleri kelepçeli halde uçakta yolculuk ettiği anlaşıldı. Uçağın küçük jet olması ve diğer 3 şüphelinin de aynı uçakla götürülmesi nedeniyle aralarında herhangi bir temasın yaşanması ve böylece adil soruşturmanın olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla her 3 şüphelinin de gözlerinin bağlı olduğu emniyet yetkililerince ifade edildi. Afganistan menşeli olan uyuşturucunun İran'da tıra yüklendiği ve kıta Avrupa'sındaki sokak satış sistemi için pazarlandığı belirlendi. Organizatör MZF'nin Avrupa'ya ulaşan uyuşturucunun sokakta satılmasının sağlanması için ülkelerdeki dağıtım ve satış ağını elinde bulunduran terör örgütü PKK ile bağlantısının bulunduğu yönünde de tespitler var.